izleyenler, Cihan Bey'le tanışalı 2 yıl oldu. 2 yıl önce Bursa Fuarı'ndaydı yanılmıyorsam Cihan Bey'le tanışmamız. 2 yılda neler oldu? Kubota neler yaptı? Ben çok merak ediyorum. Bizzat da kendisinden de dinlemek istiyorum. Evet, öncelikle hoş geldiniz standımıza. Hepimize iyi fuarlar dileyelim en başta. Son 2 yılda şunlardan bahsedebilirim öncelikle. Adetlerimizi biz her yıl güzel şekilde arttırarak büyüttük. Artı geçen yıl bildiğiniz gibi Kubota'nın doğrudan artık kendi şirketini Türkiye'de kurmasının ardından biz Ağustos sonunda yeni yerimize taşındık Kocaeli Çayırova'da. Çok büyük bir tesisimiz var şu anda Türkiye'de. Orada hem satış ofisimiz orada, yedek parça depomuz orada, traktörlerimiz orada stoklanıyor. Montaj işlemlerini orada gerçekleştiriyoruz. Böyle büyük bir tesisin gücüyle de yine dolayısıyla satış adetlerimiz de arttı. Biz geçen yıl satış adetlerimizi şöyle söyleyebilirim. 2014'ten 2015'e hemen hemen %40 %50 büyümeyle arttırdık. Yani iki katına çıkarttık. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Şu anda pazarda artık ismi duyulan iyi markalardan bir tanesi olmaya başladık. Güzel geçiyor şu ana kadar. Peki Kubota başarıya gidiyor. Başarının sırrı ne diye sorayım? Başarının sırrı öncelikle hani biz Türkiye, Kubota Türkiye'den bahsedecek olursak tabii ki çok çalışmak. Biz tüm ekip olarak, tüm bayilerimiz ve Kubota Türkiye'deki tüm çalışanlarımız olarak bir kere son derece özverili şekilde çalışıyoruz. İnanın artık hani işimiz tamamen hayatımızın odağında. Çok yoğun şekilde herkes A'dan Z'ye herkes tüm ekipler tüm departmanlarımız çok yoğun şekilde çalışıyor. Bu çalışmamızın karşılığında bize destek olarak da tabii ki ürünlerimiz var. Ürünlerimiz son derece zaten kaliteli. Kendini gösteren, kendini belli eden zaten kullanıcılar denedikten sonra test sürüşlerini, test denemelerini yaptıktan sonra ürün zaten kendi kalitesiyle kendini de bir yandan sattırıyor. Bu ikisini birleştirdiğimizde de satış adetlerimizi güzel şekilde pazar payımızı arttırmaya çalışıyoruz. Dün İstanbul'dan buraya gelirken ben fabrikanızı gördüm. Evet. Bizzat gittim. Doğrudur. Yerini inceledim. Çok güzel bir çalışma. Evet. Yeni ürünler var. Biraz onlardan bahsedelim. Evet. Konya fuarımızda yeni ürünlerimiz var. Arkada görmüş olduğunuz. Biz GX serimiz diyoruz. Grand X diye geçiyor Kubota'da bunlar. Şu an bu serideki iki tane modelimizi getirdik. Biz 110 ve 135 HP olan iki tane yeni ürünümüzü getirdik. Bunlar Euro 3B motora sahipler. Son derece en son teknoloji. İşte dizel partikül filtresine sahip. Common Rail'li. Tamamen elektronik kontrollü motor sistemleri ve tabii ki yine Kubota'nın kendi üretmiş olduğu motorlar. Yine traktörlerimiz A'dan Z'ye tamamen Kubota'nın Japonya'daki fabrikalarında üretildi. Şu anda elimizdeki en teknolojik, en büyük, en güzel serimiz arkamızda görünüyor. Fuarın başlamasıyla beraber de ilgi de oldukça güzel. İyi satışlar bekliyoruz bu serilerimizden. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. İyi fuarlar, teşekkürler. Değerli izleyenler, Konya Fuarı'ndaki izlenimlerimiz devam ediyor. Malumunuz hayvancılık programlarıyla aslında çiftçiliğin, tarımın zahmetli yönlerini de size sürekli anlatıyoruz. Haliyle ekipman ve makinanın gelişmesi, sektöre adapte olması, çağın gereksinimlerine devam etmesi birçok firmayı da bu sektörde faaliyet gösteriyor. Şu an JCB firmasındayız. Mustafa Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Mustafa Bey. Merhabalar. Siz daha çok ağırlıklı olarak tabii ki iş makinası sektöründeydiniz ama aldığınız bu tecrübeyle benim anladığım kadarıyla tarım ve hayvancılık sektöründe de uzunca bir süredir faaliyet gösteriyorsunuz. Evet, biz 2012 yılında tarım kısmında ayrı bir yapılanmaya gittik. Bayi kanalları oluşturduk. Daha sonrasında tarıma özgü speklerle makinelerimizi sipariş etmeye başladık. JCB İngiltere'de üretiyor bu ürünleri. Biz bütün ürünlerimizi İngiltere'de
tarım speklerini birlikte getiriyoruz. Bu tarım speklerinde biliyorsunuz ki tarım sektöründe birçok çeşitli ataşmanlar kullanılıyor. Bu ataşmanların çabuk değiştirilmesini sağlayan aparatımız, makinenin tozlu ve samanlı ya da yem ortamında çalıştığında motorda yer alan geri üfleme fanı gibi özelliklerle biz bu makineyi donattık. Genelde bu senede 5 makinamızla birlikte tarım fuarına katıldık. Bundan önce İzmir fuarına katılmıştık. Şimdi bu Konya Tarım Fuarı da bizim için önemli bir fuar. Biz buradaki teknolojik gelişmeleri yurt dışında olan GSB'nin Ar-Ge'sini baz alarak tüm makinalara gelişmiş en son teknolojide en yüksek speklerle ürünlerimizi getirip tarım ve hayvancılık sektörüne sunuyoruz. Tabii çiftlik hakikaten bizzat işletmeci olarak da biliyorum zor bir sektördür. Evet. Birçok silaj kesmek gerekir, onları kaldırmak, bir yere götürmek gerekir. Evet. Birçok kolaylık sağlar. Buradan Türk çiftçisi geliyor diyelim, şu an fuarın ilk günü belki ama daha önce fuara katıldığınız için de soruyorum. Evet. Daha çok sizinle hangi konularda temas etmelerini istersiniz? Aslına bakarsanız bizden onların talepleri hep işlerini hızlandırmak. Bizim sunduğumuz ürünlerin onlara sağlayacağı hız. Çünkü hani eskiden bir tabir vardı, büyük balık küçük balığı yutar ama şimdi artık hızlı balık yutuyor. Hepsini böyle bir kendileri de bu tabiri kullanmaya başladılar. Biz onlara verdiğimiz servis hizmetinle, bulundurduğumuz stoklarla ve ürünlerimizle ilgili verdiğimiz eğitimlerle sürekli destek olmaya çalışıyoruz. Bizi satış yaptıktan sonra ziyaretlerimizde onların ihtiyaçlarını dinliyoruz. Onlar bize ürünleri geliştirmemiz için birçok seçenekler sunuyorlar, birçok alternatifler öneriyorlar. Biz de bunları ana üretici GSB ile paylaşıyoruz ve üründeki gelişmeleri de onlara anlatıyoruz. Çok teşekkür ederim Mustafa. Ne demek, çok teşekkür ederiz biz de. İyi fuarlar dilerim. Konya Fuarı'ndaki izlenimlerimiz devam ediyor. Landini traktörün standındayız. Serkan Bey'i traktörün üstünde yakaladık. Ben test etmediğim ürünü kimseye tavsiye etmem kardeşim diyor. Söz onda. Evet Serkan Bey. Doğru. Aslında Landini'nin artık test edilecek bir tarafı kalmadı. 16 yıldır, 17 yıldır Türkiye tarım pazarında kendini, hakimiyetini ispat etmiş bir marka. Ama her ürün geliştirmede muhakkak biz de, teknik arkadaşlar da, demonstrasyon ekibi de ürünü test ediyoruz. Gelişmeleri biliyoruz ki, bilmemiz lazım ki çiftçimize de doğru gelişmeyi doğru aktaralım. Ama hakikaten de bu bir gerçek. Dokunmadığınız ya da kullanması bilmediğiniz ürünü anlatmanız biraz boş geliyor çiftçimize. Şimdi çiftçi her geçen gün kendini yeniliyor. Muhakkak. Firmalar zaten Ar-Ge çalışmalarını yapıyor ama muhakkak. Siz ne algılıyorsunuz? Her fuarda daha farklı bir çıta oluyor mu? Oluyor aslında. Bu işin sonu yok. Artık kullanıcının taleplerini karşılamak için bir yarış var muhakkak. Yani bakıyoruz bugün mesela bizim Landini 7215 7 serimizde koltuk ısıtmasından tutun da kabin içerisindeki konforunuzu sağlayacak her şey var. Aynı ısıtmasına kadar. Hani bugün otomobilden geri kalır bir yanı yok. Hatta fazlası var. Bu kadar bile söyleyeyim. Çünkü eğimli arazide bile kabin kendi standartını koruyor ve kabin içerisinde eğimi hissetmiyorsunuz. Artık hiçbir otomobilde belki bu yok. Ama bugün otomobilin çok ilerisine geçti tarım makineleri. Bu da şunu gösteriyor. Evet, gerçekten dünyada çiftçiye, tarıma gerçekten önem veriliyor.
Dünya ile baktığımızda Türkiye'deki mekanizasyon sektörü, özellikle bu yıl malum destekler de aslında mekanizasyona kalktı. Etki oldu mu? Herhangi bir değişiklik oldu mu? Yani bunu henüz görmedik, göreceğiz. Yani bu beklenti ama sonuçlarını göreceğiz. Fakat gördüğüm tek bir şey var. Türk çiftçisi artık Avrupa'da gelenekleri çok yakından takip ediyor. Bugün gerçekten de işte müşterilerimiz geldiği zaman Landini'nin farkını şunu söyleyebiliyor. İşte İtalya'da, Almanya'daki fuarlara gittim. Şu yenilikler vardı, getirdiniz mi? Sorusunu soruyor. Bu çok güzel bir şey. Biz de getirmeye çalışıyoruz tabii ki. Türkiye'nin normlarına uygun olan ürünleri getirmeye çalışıyoruz. Ama bugün Türk çiftçisinin Avrupa'daki fuarları takip etmesi, oradaki fuarlara birebir katılması ve oradaki yenilikleri görüp Türkiye'de de beklenti içine girmesi çok memnun edici bir şey. Şöyle sorayım, malum fuarda birçok traktör firması stand kurar, kendini anlatmaya çalışır, doğası budur. Ama ben de burası olur ya da başka bir şey. Şu an ekranları başında bizi izleyen bir çiftçi, neden ben Landini'yi tercih edeyim diye düşünse neler söylersiniz onlara? Çok şey. Aslında başta söylediğim şey var ya, dokunmadan, kullanmadan ürünün kalitesini anlamak çok kolay değil. Yüzeysel anlattığınız her şey boştur bana göre. Çünkü ben pazarlamayı, satışı böyle görüyorum. Kullanmak, denemek gerekiyor. Çok basit bir örnek vereyim. Bazı müşterimiz var ki Landini aşktır diyor. Sosyal medyada bunu gördüm. Landini bir aşktır. Bu aşkı tatmayan bilemez. Yorumları yapıyor. Gerçekten de böyle. Yakıtı, performansı, dayanıklılığı, servis süresi gerçekten çok uzun bir traktör, uzun süren bir traktör. Kullanıcının memnuniyetini biz sosyal medyadan, birebir yaptığımız anketlerden, müşteri memnuniyet anketlerinden çok net görüyoruz. Zaten bunun içindir ki her geçen gün hem bayi sayımız hem kullanıcı sayımız her geçen gün artıyor. Düşünün ki biz garantiden yapmış olduğumuz client sayısı çok düşük. Ve bu bizi şaşırtıyor. Gerçekten de bir arızasız traktör. Yakıtı çok düşük. Düşünün ki şu 215 beygir traktör. Baktığımız zaman kullanan çiftçimiz şunu söylüyor. Benim daha önce kullandığım 120 beygirden daha az yakıyor diyor. Bu inanılmaz bir rakam. Ama Landini de zaten, İtalya'daki Landini de fabrikada bunu söylüyor. Ben 132 yıldır traktör üretiyorum ve en kalitelisini üretiyorum. Kaliteli ödün vermem. Benim kullanıcım ayrı diyor. Gerçekten de ayrı bir segment olarak görüyor. Biz memnunuz bu anlamda müşteri geri dönüşlerinden. Muhteşem. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yağmur Tarım Makinelerinin standındayız değerli izleyenler. Teoman İkram Ergün Beyefendi ile birlikteyiz. Kendisi firmanın satış sorumlusu. Teoman Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun, siz de hoş geldiniz. Biraz firmayı zaten çiftçilerimiz yakından tanıyor ama bilmeyenler için tanıtalım. Firmamız kökte kuruluşunu paylaşalım lütfen. Yağmur Tarım Makinelerinin temeli bundan 50 sene önce atıldı. Yağmur Tarım Makineleri olarak o günden 2016'ya kadar çiftçimizin her zaman daha verimli çalışabilmesi, daha çok kâr edebilmesi için ürün gamında ve makine üzerinde elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştık. Geçen sene de sizin bildiğiniz gibi 10 ve 15 beygir yerli motorlarımızı çıkardık. Sayın Başbakanımız açılışını yaptılar ve yeni bir traktörle geçen sene açılış yaptık. Bu sene de bunların üstünde çalışmaya devam ediyoruz ve dünyada 32 modelde 200'ün üzerinde seriyle bu kapsamlı makine gamıyla dünyada tekiz. Peki biraz daha detaylandırırsak hangi ürünlerimiz var? Hangi sınıflarda?
ana ürünlerde girdiğimizde? Ana ürünlerimizde traktör modellerimiz var. 35, 40 ve 52 beygirlik. Perkis ve Lombardin motorlu alttan çapalı ürünlerimiz var. Ve şu tarafta gördüğünüz el traktörü ürünlerimiz var. Evet. Ve artık motor üretimine de başladık. Yani 4 çeşit ana üründe üretimimiz devam ediyor. Traktörlerde ne kadar size ait? Perkis motor ve Lombardini motorun dışında? Lombardini ve Perkis'in dışında bütün hepsini biz yapıyoruz. Öyle mi? Evet. Daha çok bahçe işleri için biraz evet, daha. Evet, bahçe traktörümüz oluyor bunlar. Daha çok yani bu sene içerisinde Düzce'de daha büyük beygirde tarla traktörleri de çıkartacağız. Kısmetse inşallah. İnşallah. Yani ileriye dönük büyük yatırımlarımız oldu. Yeni bir fabrika daha açtık. Düzce'mizde. Maşallah. Faaliyette inşallah çok daha iyi olacak. Buradan çiftçilerimize ne söylemek istersiniz son olarak yağmur tarım makineleri adına? Yağmur tarım makineleri olarak fuara gelmelerini bekliyoruz. Fuarda yenilikleri onlar için yani buradaki bütün herkes tarım ve çiftçiler için her geçen gün daha iyi şeyler yapmaya devam ediyor. Ancak onların da bunu öğrenerek daha verimli ürün almaları için mutlaka gelmeleri, yenilikleri takip etmeleri lazım. Bilinçlenmeleri lazım. Çünkü sadece makineyle şeyle olmaz. Burada yardımcı oluruz kendilerine. Çünkü biz ürünü satarken direkt siz bunu alın demiyoruz. Biz çiftçiye önce ne kadar arazisi olduğunu, toprağının sertliğini, işte kaç ağacı olduğunu, engebeliğini, düzlüğünü öğrenip ona göre ihtiyacı olan ürünü veriyoruz ki verim alabilsin. O verim alırsa bize de etki eder. Bize etki ederse diğer arkadaşlarımıza da etki eder. Tarımı ancak böyle kalkındırabiliriz. Aynen öyle. Katılıyoruz sizlere. Teşekkür ediyoruz. Size başarılar diliyoruz. Daha doğrusu başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Size çok sağ olun. Çok başarılar. Sağ olun. Değerli izleyenler, son hemen hemen bir yıldır ağzımızdan her gün yonca lafı düşmüyor. Yakın takip edenler bilir işte yonca. Bu da silajı. Arkamda yonca silajı yapan bir firma var. Şimdi yetkilileriyle ve aynı zamanda üreticileriyle konuşacağız. Biz anlatıyoruz ama bakalım sektörün içinde makinasını yapanla bu işi üreten vatandaş yonca hakkında ne düşünüyor? Bir de onları konuşmak lazım. İlk olarak Efe Bey ile başlayacağız. Efe Bey. Merhabalar. Merhabalar. Yonca silajı yapıyorsunuz. Evet. Biraz sizden dinleyelim şu yoncayı. Şöyle söyleyeyim. Biz Krone firması olarak, biz bir Alman firmasıyız öncelikle. 1906 yılından beri piyasada, sektörde bu tarz makineler üreten bir firmayız. Ayrıca da bu tarz bir kombi makinelerin yani tarlada yerden yoncayı toplayıp, silaj yapıp, arkada streçleyip, normal kışında hayvanlarımıza taze bir şekilde yonca yedirebilen ilk makine üreten firmayız. Kombi makine üreten. Bu arkamızda görmüş olduğumuz makine de Komprima diye bir makinamız. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 5-6 tane var. Ve dediğiniz gibi hep yonca, herkes bunun üzerinde bu sene. Ve inanılmaz bir talep var. Fuarda da o yüzden bu makineyi özellikle getirdik. Herkes büyük bir talep var makineye. Yonca silajımızı getirdik. Makinamızın yapmış olduğu işte yonca kalitesini görmek için yoncamızı getirdik. Bu şekilde böyle bir makinamız var. Şimdi Osman abi sen yonca üreten aynı zamanda bir çiftçisin. Evet. Bir faydalarını anlat bize şu yoncanın. Şimdi tarım ve hayvancılık yapıyoruz. Aynı zamanda da 1500 dekar falan yonca üretiyorum kendim. Geçen sene bu silaj makinasını aldım. Aynı zamanda da 9 metre kendinden yürürlü biçim makinesi aldık. Bunlar zaten bir ekip halinde olması gereken bir makineler. Biz çok yüksek kapasiteli çalıştığımız için 9 metreli biçim makinesi hem işçiden tasarruf, yakıttan tasarruf ve zamandan tasarruf olduğu için o makineyi tercih ettik. Tabii Avrupa gezimiz olduğu için orada da bu makineyi görmüştük. Bu makinenin bize artısı ne olabilir diye değerlendirdik. Tabii hızla gelişen bir dünya olduğu için biz de tabii bunun bir yerlerinden faydalanmak istiyoruz. Biz de bir şeyler yapmak istiyoruz.
Biz de bunu Türkiye'ye getirip alıp yoncayı nasıl değerlendirebiliriz olarak düşünüyoruz. Şimdi biz yağışların çok yonca hassas olduğu için bahar yağışları ve güz yağışları çok oluyor. Burada da yonca çok boşa gidiyor. Bu makinayla sılaj yaptığımızdan protein ve sindirim oranının aşağı yukarı neredeyse iki katına çıktığı gibi boşa gidecek, çürüyecek yoncayı da değerlendirme şansını bu makine bize verdi. Aynı zamanda sezon sonu, yani geçen yıl 2015 yılında havaların daha sonra açılmasıyla haddinden fazla bir boşa gidecek, çöpe gidecek, yani tarlanın başına bela olabilecek bir ürünü değerlendirdik. Bir katma değer olaraktan geri döndürdük. Yani bu makinayı sadece bu bahar biçimlerinde ve sezon sonundaki değerlendirdiğimizle çok büyük bir katma değer elde ediyoruz. Öyle söyleyelim biz yonca olaraktan. Kalite olaraktan da zaten artı bir şey. Bizim hani şöyle derler ya, bir yoncacılık tarım üzerine bir silah gibi. Biz bunu görüyoruz. Yani hava yağmış yağmamış önemli değil. Silaj paket yapıp bırakabiliyoruz. Bir sene iki sene sonra tüketebiliyoruz en kaliteli şekliyle. Valla ben Efe ve Epek söz bırakmadım. Makineyi almış, üretmiş bir çiftçiyi dinledim. Kusura bakma. Değerli izleyenler, firmacıya sorsam kimse yoğurdu bekçi demez. Ama burada en azından üreten, makineyi kullanan bir vatandaş vardı. Ondan dinledik. Dilerim bundan sonra güzel şeyler olur. İnşallah. İnşallah. Değerli izleyenler, Konya Tarım Fuarı'nda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemizin yerli firmalarını, yerli gururlarını paylaşmaya devam ediyoruz. Sürüm Tarım Makinelerinin standındayız şu anda. Sayın Mustafa Bardakçı Beyefendi, şirket sahibiyle görüşeceğiz. Konya Fuarı'nı değerlendireceğiz. Mustafa Bey, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk kardeşim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçiyor fuar? Hamdolsun iyi. İyi geçiyor kardeşim. Zaten çiftçilerimiz sizi tanıyor. Tanıyor. Tanıyorlar. Memnunuz da fuarımızda. İyi geçiyor fuarımız. Hangi ürünlerimiz burada var Mustafa Bey? Biz yonca biçme makineleri üzerine çalışıyoruz. Yonca, çayır, çimen, ot. Onları biçtirme makinalarımız var. 15-20 beygir traktörden başlayıp 150 beygir traktöre kadar çıkan makinalarımız var. Maşallah. Sizin ben sektörde takip ettiğimde bu tamburlu ot biçmede ciddi anlamda sektörün Türkiye'nin dört bir yanında çiftçilerimize hizmet ettiniz. Evet. Hala devam ediyor zannediyorum. Evet. Allah'ın izniyle de devam etmeye çalışacağız. Yeni yeni ürünlerimizle. Bu sene işte 6 tane yeni bir ürünümüz var. Neler vardı Mustafa Bey bu sene? Yeni bu sene çekilir tip 3.20, 3 metre 20 santim makinamız var. 190'lık yeni modelimiz var, sıkmalı modelimiz. Helikopter ot toplama tırmığımız var, yeni modelimiz. Maşallah. Kaydırmalı bağıralarımız var, onlar da yeni modelimiz. Çiftçimize hizmet ediyoruz. Aslında hayvancılık için veya kabeye ihtiyacını karşılayan çiftçimiz için kompakt anlamda birçok ürünü veriyorsunuz değil mi? Veriyoruz. Tırmığını, biçmesini. Tırmığı da var, makinası da var. Yani kestiği makinayla, tamburluyla, işlediği makinayla da tırmığımız var. Arkasından da toplar. Burada çiftçilerimize ne öneriyorsunuz Mustafa Bey? İşin duayeni olarak. İşin duayeni olarak da çiftçilerimize kaliteden vazgeçmesinler. Değil mi? Yani en kaliteli kim yapıyorsa, kim üretiyorsa bütün ürünlerini kaliteli firmalardan almalarını tavsiye ediyorum. Kendilerinin başlarının ağrımaması için. Bu çok önemli değil mi? Tabii. Yani sizin fiyatına bakıp da makinayı değerlendirmesinler. Çok da farklı değil aslında. Çok da farklı değil ama şimdi günümüzde fiyatına bakıp makinayı değerlendiriyorlar. Fiyatına bakarak da makina değerlendirilmez. Doğru. Biz de bunu çok üzerinde duruyoruz. Hı hı. Kurumumuz adına çiftçimiz hak ettiğine göre ürün alsın. Mutlaka. Parası kıymetli. Mutlaka. Çünkü çiftçi kendisine veriyor. Yani bu parayı bana vermiyor veya mal aldığı bir ürüne vermiyor. Ürüne veriyor. Mal aldığı kişiye veriyor ama
kendi kullanacağı, tarlada kendi başına kullanacağı ürüne veriyor. Doğru. Tarlada kendi başına bir sene daha fazla kullansa çiftçinin kârı zaten. Doğru. Siz burada çiftçileri izledikten sonra fabrikanızla iletişim haline geçebilirler değil mi? İstedikleri soruyu sorabilir, ürünleriniz hakkında bilgi alabilir veya merak ettiklerini öğrenebilir veya komşusuna makineye bakabilir. Evet. En azından istedikleri soruyu sorup cevabını sizden alabilirler. Cevabını da bizden alabilirler. Telefon da açabilirler. Zaten Türkiye'nin bütün her tarafından makinamız var. Birbirlerine de çiftçilerimiz örnek oluyorlar. Yani doğru, şu makine şundan doğru daha iyi, bu makine bundan daha iyi. Çok haklısınız. Kim ne alırsa alsın, kaliteden şaşmasın diyorum. Çok doğru. Mustafa Bey, ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hem ülkeye verdiğiniz hizmet hem çiftçiye yapmış olduğunuz katkıdan dolayı. Sizin de aynı. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Memnun olduk efendim. Biz sağ de memnun olduk sağ kardeşim. Sağ olun. Değerli izleyenler, Türk Traktör'ün standındayız. Daha doğrusu Türk Traktör'ün showroom'undayız. Konya Fuarı'ndayız. Türkiye'nin tarımın başkentindeyiz ve burada mekanizasyon anlamında Türkiye'nin en önemli yerindeyiz ve fuarın da en gözde yerindeyiz. İnsanlar buraya mutlaka uğruyor ve traktörleri özellikle görmek istiyor. İrfan Özdemir, Türk Traktör Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz İrfan Merhaba, Bey. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sektörün lider olmak zor, sektörün önünde olmak da zor. Ama burada bakıyoruz ki her şey layıkıyla yerine getirilmiş. Karınca gibi çalışan personeliniz, güler yüzlü ve çiftçilerin hepsi mutlu hemen hemen. Traktörlerden de mutlu bildiğimiz kadarıyla. Öyle değerlendiriyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz Konya Fuarı'nı? Evet, öncelikle Konya'da bu verimli ve bereketli topraklarda sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi Konya'nın tarımın başkentinde Türkiye'nin en büyük fuarında olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Konya bunu hak ediyor da. Neden? Çünkü çok yüksek bir potansiyele sahip. Yani gerçekten baktığımız zaman Konya ilimiz bir ülke büyüklüğünde. Yani bir Belçika, bir Hollanda büyüklüğünde. Hatta Hollanda'dan 3 milyon dekar daha büyük bir araziye sahip. Türkiye'nin toplam işlenebilir arazisinin %8'ine sahip. Türkiye'de satılan traktörlerin %5'i Konya'da satılıyor. Üstelik de büyük traktörler satılıyor. Baktığın zaman birçok tarımsal üründe en çok üretim yapan ilimiz. Pancar üretiminin %34'ü, Türkiye pancar üretimi %34'ü Konya'da yapılıyor. Ayçiçeği üretiminin %16'sı yapılıyor. Havuç üretiminde Türkiye'de birinci. Arpa üretiminin %12'sini, Türkiye'nin toplam üretiminin, buğday üretiminin %11'ini, büyükbaş hayvancılığının da Türkiye'de birinci ve %8'ini yapıyor. Süt üretiminin %5'ini yapıyor. Müthiş bir potansiyel. Daha da önemlisi Konyalı çiftçilerimiz Türkiye'de çiftçi başına düşen arazi 61 dekarken Konya'da 130 dekar. Büyük çiftçiler. Ve en önemlisi de Konyalı çiftçimiz teknolojiye inanıyor. Modern üretim tekniklerine inanıyor. Nereden biliyorsun bunu diyeceksin? Çünkü bunu sattığımız traktörlerden biliyoruz. Onlarla Konya'daki fuarlardaki iletişimimizden biliyoruz. Biz de bunun farkında ve bilincinde olarak her yıl Konya Fuarı'na gelirken çok ciddi hazırlanıyoruz. Bütün ürün gamımızı getiriyoruz. Şu anda Konya Fuarı'nda 3000 metrekareden daha fazla bir alana sahibiz. New Holland Case, kapalı alan, açık alan, ekipmanlar, iş makineleri, 4 tane standımız var. Ve 48 beygirden 380 beygire kadar traktörlerimiz, Mibzer'den Biçer Döver'e kadar bütün ürün gamımız ve teleskopik yükleyiciden ekskavatöre kadar, yükleyiciye kadar, mini ekskavatöre kadar çok geniş ürün gamıyla katılıyoruz. Sadece ürünlerimiz değil, hizmet ağımız var. Ve aynı zamanda iş makinelerimizi getirdik. Ve
Daha da önemlisi her yıl bu fuara gelirken yeni bir ürün getiriyoruz. Yeni bir ürün veya hizmet getiriyoruz. 3 yıl önce bu fuarda TT Junior bahçe traktörümüzün ilk defa lansmanını Konya'da yaptık. Ve o Türk mühendisleri ve işçileri tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen traktörümüz, burada Konya'da lansmanı yaptığımız traktörümüz Avrupa'da yılın traktörü seçildi. Avrupa'da yılın traktörü seçildi. Geçen yıl KZH Magnum 380 CVX traktörümüzün lansmanını yaptık. Yine Konya fuarında. İlk defa. O traktörümüz de Avrupa'da EYMA fuarında yılın traktörü İtalya'da ve Fransa'da SIMA fuarında yılın makinesi ödülünü aldı. Bu yılda yine yanında bulunduğumuz Türk mühendisleri tarafından tasarlanan, geliştirilen ve Türk traktörde üretilen traktörümüz TT4 serimizi ilk defa lansmanını burada yapıyoruz. Bu traktörümüz de yerli traktörümüz, çok önemsiyoruz ve ismi güzel, cismi güzel, kendi güzel. TT4, Türkiye'nin traktörü, Türk traktörü. Hem Türk çiftçisine değer yaratacak hem de dünya çiftçisine değer yaratacak. Hayırlı uğurlu olmasını ve bereket getirmesini diliyorum. Sizin vasıtanızla bütün çiftçilerimizi Konya'ya davet ediyoruz. Konya'daki yeni ürünlerimiz, hizmetlerimizi görmek üzere. Diğer taraftan da yine çiftçilerimizin, biliyorsunuz çiftçilerimiz sürekli işini geliştirmeye çalışıyor. Ve kazancını artırmaya çalışıyor, maliyetlerini azaltmaya çalışıyor, modern üretim teknikleri kullanmaya çalışıyor. Siz duyduğum kadarıyla yeni Avrupa'dan gelmişsiniz, Avrupa'daki sistemleri araştırmışsınız, onların bizden ileri olduğu konulara bakmışsınız. Dünyada tarım ve hayvancılık her geçen gün daha çok önem kazanıyor. Dünya nüfusu hızla büyüyor. Baktığımız zaman şu anda 7 milyar geçti, 2050 yılına kadar 9 milyar bulacak. Dünyada sadece nüfus artmıyor, aynı zamanda gelir seviyesi başta Çin ve Hindistan olmak üzere artıyor. Gıda sadece besin kaynağı değil, aynı zamanda enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Biyoenerji, biyogaz, etanol gıdadan elde ediliyor. O yüzden 2050 yılına kadar dünyada gıda talebinin %70 artması bekleniyor. %70 artışı sağlayacak faktör ne? Başka bir gezegen yok. Türkiye'de arazi endüstrileşme ve imarlaşma nedeniyle azalıyor. Bunu da dikkate aldığın zaman o %70 talebi karşılayacak tek yol birim alandan daha fazla verim almak, daha fazla rekolte almak. Birim alandan daha fazla rekolte almanın yolu da bilgi ve teknolojiden maksimum faydalanmaktan, modern üretim teknikleri kullanmaktan, teknoloji yoğun tarım kullanmaktan geçiyor. Biz sektörün en eski ve en büyük kuruluşu olarak, lider kuruluşu olarak amacımız, sorumluluğumuz, yükümlülüğümüz çiftçilerimizin ufkunu açmak, onların vizyonunu açmak, onların Avrupalı, Amerikalı çiftçilerle rekabet etmesini sağlamak. O yüzden yüksek teknolojiye sahip, ileri teknolojiye sahip traktörleri ve ekipmanları çiftçimize sunmak, onların işini desteklemek, onların alın terini desteklemek, onların maliyetten azaltarak kazançlarını artırmaya çalışıyoruz. O nedenle geniş bir ürün gamı, geniş bir traktör ve ekipman gamı sunuyoruz ve onları da bilinçlendiriyoruz, bilgilendiriyoruz. Bakın bu standta ayrı bir köşede onlara GPS teknikleriyle, yani uydu kanalıyla iletişimle hassas tarım ve teknoloji yoğun tarım, diğer bir deyişle akıllı tarım nasıl yapabilirler? Bunu anlatıyoruz, bunu gösteriyoruz, cihazlarımızı gösteriyoruz, anteni gösteriyoruz, GPS kutusunu gösteriyoruz ve onlara diyoruz ki santimetre ayarında, 2 santimetre, 20 santimetre aralığında hassasiyette toprağını sür, tohumunu, gübreni santimetre hassasiyetinde at, ilaçlamanı, keza sulamanı santimetre hassasiyetinde yap, hasatını yine aynı şekilde ve çizi perforunu toprağa sürerken çiziden şaşma, çizi sonunda dönüşü en etkin, en verimli şekilde yap, hızlı şekilde yap ve gece gündüz demeden 24 saat çalışabilme imkanı sunuyoruz GPS desteğiyle, 24 saat. Hatta operatörsüz traktörü otokaydan sistemiyle, otomatik dümenleme sistemiyle operatörsüz traktörünü kullandırma şansı veriyoruz. Bütün bunlardaki amacımız ne? Bütün bunlardaki amacımız çiftçimizin verimliliğini artırmak, kazancını artırmak, onların büyümesini sağlamak, onların Avrupalı, Amerikalı çiftçilerle rekabet etmesini sağlamak. Ben size şunu söyleyelim günün rahatlığıyla. Amsterdam'da, Almanya'da, Belçika'da birçok yerde T7 kullanılıyor ve orada müteahhitlik yapılıyor. Çiftçiler traktörü müteahhit gibi kullanıyor ve başka çiftçiler işini yapıyor. Aslında bizim çiftçimizin Avrupa'dan geri kalan hiçbir yanı yok. Aynı siz teknolojiyi burada sunuyorsunuz. Kesinlikle. Teşekkür ederiz size.
kamuya verdiğiniz bu hizmetten ötürü. Ben teşekkür ederim. Biz çiftçilerimizin her zaman yanında olmaktan, onları desteklemekten mutluyuz. Neden? Çünkü onlar varsa biz varız. Atatürk'ün büyük önder, ulu önder Atatürk'ün söylediği gibi köylü milletin efendisidir. Ekonomik çark tarımdan, köyden başlar. Onlar varsa esnaf var, iş adamı var. Onlar ürettiği sürece, gıda ürettiği sürece, gıda demek yaşam demek, yaşamın sürdürülebilirliği demek. Bakın siz Avrupa'dan, Hollanda'dan T7'den bahsediyorsunuz, 7070'den bahsediyorsunuz, 225 beygir traktörden bahsediyorsunuz. Ne mutlu ki Türkiye'de, o traktör Türkiye'de de şu anda en çok sattığımız traktörden bir tanesi. Başta TİGEM olmak üzere, TİGEM'de yaklaşık 80 tane T7 serisi traktörümüz var. Ve kullanılıyor. Çok memnunlar. Neden memnunlar? Ve onun otokonventini kullanıyorlar. Ne demek otokonvent? Yani sürekli değişken vites sistemine sahip, continuous variable sistem, transmisyon sistemine sahip ve çok memnunlar. TİGEM başta olmak üzere şu anda Söktaş'ta, Atasancak'ta birçok büyük işletmede T7 traktörlerimiz kullanılıyor. 200-225 beygir gücünde ve en önemlisi de yakıt ekonomisi muhteşem. Özellikle yakıt ekonomisi çok iyi, verimliliği, çekişi çok yüksek. Yani dediğim gibi biz sektörün en eski 1954 yılında kurulan ve 62 yıldır çiftçisinin yanında olan bir kurum olarak ve sürekli çiftçisini geliştirmeye çalışan bir kurumu olarak sorumluluğumuz yüksek. Dediğim gibi onlar varsa biz varız. Onları desteklemek, onların işini geliştirmek, onları büyütmek, onların kazancını artırmak bizim misyonumuz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Sağ olun. Hepimize, sizlerle beraber, paydaşlarımızla beraber şu anda sizin burada yaptığınız görev de çok önemli. Siz bizim çiftçiyle olan aramızdaki köprümüzsünüz, bağımızsınız, iletişim kaynağımızsınız. Bu teknolojiyi, bu hizmetleri, bu GPS sistemleri, hassas tarım sistemlerini bizim çiftçiye ulaştırmamızı, iletişimimizi sağlayan sizlersiniz. Sizlere de teşekkür ederiz. Bir mukabele. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, Türk Traktör'ün standındayız. Türkiye'nin tarım anlamında başkentindeyiz ve Türk Traktör'ün yeni ürünleri de var. Yeni ürünlerini tanıtacağız. Şu anda yanımızda Türk Traktör'ün üründen sorumlu satış bölümünde Genel Müdür Yardımcısı Sayın Alessandro Cazim Bey konuğumuz. Aynı zamanda pazarlama yönetici Sayın Sarp Koya. Hem tercüme edecek beyefendi hem de ürün hakkında detaylı bilgileri size aktarmış olacağız. Hoş geldiniz Berkan. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Bir tanıyalım genel müdür yardımcımızı. Kendisini tanıyalım. Görevini tanıyalım. Sonrasında Tamam. Sizle ürünü konuşalım. We're asking for could you please give some information about yourself and about your background and about your tractor. I'm extremely glad to work in Turkey. Turkey is the fourth biggest market in all over the world for tractors. And thanks to this, and thanks to the dynamics of the market and the big variety of crops that are grown here in Turkey, is extremely important. And thanks to New Holland and its wide range, we are able to support farmers in the different crops or with their different needs. Öncelikle teşekkür ediyorum. Sizinle görüşümden dolayı çok memnun. Türk Traktör'de olmaktan ve Türkiye'de olmaktan öncelikle gurur duyduğunu söylüyor. Böyle bir şansı kendisine verildiği için çok memnun olduğunu söylüyor. Ve Türkiye'nin tarım camiasında dördüncü büyük ülke olduğunu, çok büyük bir potansiyel ve çok büyük bir fırsat olduğunu eklemek istiyor. Ve geneliye baktığı zaman Türk çiftçisinin de bu Türkiye'deki güzellikleri değerlendirdiğine inandığını eklemek istiyorum. Teşekkür ederiz. Sarp Bey, biz yeni bir ürün var yanımızda. Ürünü tanımak istiyoruz kendisinden. Anlatmasını rica ediyoruz. Teknik anlamda ürünün yeni bir ürün. Çiftçimize yeni sunuldu. Bunu öğrenmek istiyoruz. We are asking about the new product, our new product, about new product. What's your feedbacks? What's your technical points? Because this is a new product and new product for the new potential for the new chance for the Türk Traktör customer, Türk Traktör farmer. This product sets new standard in its category. This is an extremely important category from 50 up to 65 horsepower. One of the most bestseller in the country. And with this tractor we really offer to customer a modern tool, a modern tractor, multifunctional tractor suitable for different application and really able to improve the life, to improve the job of the farmers. And we can go a bit in detail on the single features of this model. Genel olarak baktığımız zaman yeni ürünümüz Türk Traktör çiftçisinin bütün ihtiyaçlarına fırsat verebilecek, bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek amaçlarla dizayn edildi ve amacımız TT serisinde olduğu gibi
en iyi traktör bu segmentte 50-55-65 segmentinde en iyi traktör olmak, çiftçimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamak, tüm fonksiyonlarıyla, tüm yerine getirmek istediği tüm uygulamalarda, tüm tarım faaliyetlerinde tüm özelliklere cevap verebilecek bir ürün yaratmaktı. Eğer isterseniz teknik özellikleri konusunda ürünümüz hakkında bilgi verebilirsiniz. Lütfen. This tractor has been designed following the needs of the market, needs of the Turkish farmers, and designed by Turkish people and produced in Turkey. It's a totally Turkish product. Yeah. And thanks to this, we know that from engine to all every other feature of the product, everything is fitting the market demands. Öncelikle ürünümüz Türk traktör çiftçisini tekrar yenilemekte fayda var. Türk traktör çiftçisinin ihtiyaçları ve uygulamalarının tüm gereksinimlerini yere getirmek amacıyla tüm fonksiyonları için dizayn edildi ve üretildi. Kimler tarafından üretildi? Türk traktör işçisi, yani Türk işçisi ve Türk mühendisleri tarafından dizayn edilip Türk traktör bünyesinde yerli bünyede üretilen yegane traktörlerden bir tanesidir. Altını çizmek gerekirse bütün ihtiyaçları karşılamak amacıyla, çiftçimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yerli bir üretim olan bir traktördür.